olan kahpe İstanbul. Seni de Gazinocular Kralı'nda bize getirdi. Mahsun Kırmızıgül'ün efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun prestij müziği kurma hikayesini anlattığı yeni filmi Prestij Meselesi 3 Şubat'ta gösterime girecek. Kırmızıgül aynı zamanda Özcan Deniz, Haluk Levent ve kendisinin keşfedilme hikayesini ele aldığı filmde 2003 yılında 51 yaşındayken kanseri yenilen Topaloğlu'nu başarılı tiyatrocu Engin Hepileri'ye oynattı. Mahsun Kırmızıgül 80 milyon TL'ye çektiği filminin vizyon heyecanını yaşarken şok bir davayla karşı karşıya kaldı. Hilmi Topaloğlu'nun ilk evliliğinden olan oğlu Volkan Topaloğlu, Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filmiyle babasının itibarına zarar verdiğini belirterek İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu ve Prestij Meselesi filminin engellenmesini talep etti. Topaloğlu, avukatı Adil Serdar Saçan vasıtasıyla mahkemeye sunduğu dilekçesinde Kırmızıgül'ün geçmişte babasıyla husumet yaşadığını, röportajlarında "beni öldürmek istiyor" dediğini belirtti ve Prestij Meselesi filminde evli babasının sevgililerinin olduğu iddiasına yer verildiğine dikkat çekti. Şebnem Bozoklu'nun röportajını da mahkemeye delil olarak sunan Topaloğlu, merhumun sevgililerinin olmadığını öne sürdü. Arabesk, Türk halk müziği, her şeyi okurum. Ya onu ya beni seçeceksin. Ben Hilmi Topaloğlu. Ben de filmde bir şarkıcıyı oynuyorum. Hilmi Topaloğlu'nun sevgilisini oynuyorum. Davanın ilk duruşması Perşembe günü görüldü. Kırmızıgül Adliye, Hilmi Topaloğlu'nun son eşi Semiha Topaloğlu, diğer iki oğlu Okan ve Gürkan Topaloğlu ile beraber geldi. Kırmızıgül mahkeme salonuna girerken bir hayli üzgündü. Sizler de biliyorsunuz zaten. Olur. Mahkemeden sonra açıklama yapacakmışız. Ailenin hepsi istiyor ama tek bir kişi yüzünden hani davalık oldunuz. Hani bununla ilgili bir şey söyleseydiniz. Dava bekleyeceğiniz için konuşuyoruz. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Duruşma çıkışındaysa Hilmi Topaloğlu'nun iki oğlu birbirine girdi. Ünlü müzik yapımcısının ortanca oğlu Okan Topaloğlu, Prestij Meselesi filminin yayınının durdurulmasını isteyen abisi Volkan Topaloğlu'nun üzerine yürüdü ve 20 yıldır neredeydin diyerek hesap sordu. Okan Topaloğlu'nu aile fertleri sakinleştirmeye çalıştı. Sen 20 sene aradın mı kardeşlerini? Ha? 20 sene aradın mı kardeşlerini? Utanmaz adam. Ha? 20 sene sonra. Ha? Ne yaptık, ne ettik diye sordun mu sen? Ha? 20 sene sonra film çıkmış, piyasaya çıkmış. Oğlum. Sakın ya. Oldu mu ya? Gelsin. Gözlerimin içine bakalım. Mahsun Kırmızıgül, Okan Topaloğlu'ndan susmasını istedi. Okan, tamam sus. Furkan, Furkan. Tamam, sıkılıyor. 20 senedir. 20 senedir. He? Yeminin olduğu bir kere mi aradın lan? He? Gelsene buraya. Sana kültürler açın sana. Okan Topaloğlu hızını alamadı ve güvenlik tarafından uzaklaştırılan abisinin arkasından koştu. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika boş ver. Orkan. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak. Bir dakika dursana ya. Bak. 20 senedir yoktun. Senin yeğenin oldu. Neredesin lan sen? Şşşt tamam bırak. Tamam. He? Neden açalımı biliyor musun? Tamam Okan. Ne oldu mu ya? Bırakın beni abi, tutmayın beni ya. Oğlum. 20 senedir neredeydin? Voltan sen. Zeynep. He? Delikanlı sen gel gözlerime bak. Babamın kemiklerini ıslatıyorlar ya. Yalan beğen veriyorlar. Delirdim ya. Sakin ol. Çok kötü oldum ya. Davayı açan Volkan Topaloğlu ise kardeşinin suçlamalarına sessiz kalmayı tercih etti. Bu sırada Mahsun Kırmızıgül'ün avukatı Ufuk Sıtkı, güvenlikten Volkan Topaloğlu'nun korumaya alınmasını talep etti. Geçmiş olsun. Neler söylemek istersiniz? 20 yıl sonra ortaya çıktığını söyleniyor. Böyle olur mu yani? Güvenlik. Bana gelir misin? Ben size gelirim. İçeri gelin. Bana gelin. Yok. Sen ben de olamam. Neden açtınız davayı? İçeri gelin mi sen de? Davayı neden açtınız? Maddi bir talepte mi bulunacaksınız? Asansörü durdurur musun? Asansörü bir durdur. Durdur onu. Davayı neden açtınız? Volkan Bey, kardeşlerinizin de bir sistemi var. Tamam arkadaşlar, alamayacağım sizi. Mahsun Kırmızıgül daha sonra adliyenin önünde basın açıklaması yaptı. Kırmızıgül, yapımcı Mustafa Uslu'nun Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin de sanatçının ailesi istemediği için vizyona giremediğini hatırlattı. Gönlüm hep seni ağır.
Biliyorsunuz bir film daha bundan 3 ay önce maalesef vizyona girmedi. Prestij meselesi 3 Şubat'ta yaklaşık 1500 salonda sinema severlerle buluşacak. Ve bu filmi milyonlarca insan bekliyor. Üzgünüz aile olarak. Keşke iş buralara gelmeseydi. Çünkü bu film için çok büyük emekler sarf ettik. Çok çalıştık. Beni zaten insanlar biliyorlar. Yapmış olduğum filmler zaten milyonlarca insan tarafından izlendi. Ben filmlerimde hiç kimseyi karşıma almam, kimseyi kırmam. Zaten bütün filmlerim özgün hikayeleri, gerçek hikayelerdir. Bu film de gerçek bir hikaye, samimi bir hikayeydi. Kırmızı Gül, Topaloğlu ailesiyle arasındaki bağın hiç kopmadığını anlattı. Bütün aile yanımda zaten film çekimlerinde. Biz sadece bu filmler için yan yana gelmedik bu arada. Hilmi abi rahmetli olduktan sonra benim aileyle hiçbir zaman bağım kopmadı. Hilmi abinin en küçük oğlunu yetiştirdim. Benim bu filmde yardımcı yönetmenliğimi yaptı. Hilmi Bey'in eşi Semiha abla hem bana hem Haluk Levent'e hem Özcan Deniz'e evinin kapılarını açtı zamanında. En gariban dönemlerimizde. O da bir filmde oynadı. Misafir olarak onu da görmek istedim ben. Mustafa Topaloğlu ailenin büyüğü. On Kapanı müzik dünyasına Hilmi Topaloğlu adım atarken Mustafa Topaloğlu ile ortak bir şirket kuruyorlar. Mustafa abi tam destek bize. Oğlu Çağlayan filmde oynadı. Masum Kırmızıgül, mahkemenin 16 Şubat tarihine ertelendiğini açıkladı ve Prestij meselesi filminin 3 Şubat'ta gösterime gireceğini belirtti. Bugün mahkeme 16 Şubat'a erteledi. Filmimiz vizyona girecek arkadaşlar. Bizim için önemlisi buydu. Biz Hilmi Bey'in anısına ve Hilmi Bey'in kendisine asla hiç kimseye, benim zaten sinemamda öyle bir şey yok, kimseye saygısızlık yapma. Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent başta olmak üzere filmde adı geçen herkesten destek aldığını vurguladı. Bütün ailenin bireyleri birebir görüştüm. Ben çünkü senaryo aşamasındayken Özcan'la da görüştüm, Haluk'la da görüştüm. Onlar destek sundular, şarkıları gelip stüdyolarda okudular. Senaryoda istediğiniz kalemi oynatabilirsiniz dedim onlara. Aile de aynı şekilde. Aileden bir tek kişi dediğim gibi her ailede vardır. Bu ailede böyle bir abi maalesef ortada yok. Yani ben 20 yıldır bu aileyle bağını koparmış. İşte bir film yaptık, ortaya çıktı. Orada bir şey demeyeceğiz artık. Peki başka beklentileri mi vardı? Bilmiyoruz, onu ne olduğunu bilmiyoruz ama otobiyografi filmlerinde arkadaşlar bu yönetmen sinemasıdır. Benim kendi hikayem bu. Bu sadece Hilmi Topaloğlu'nun hikayesi değil, filmi izleyeceksiniz. Az kaldı. Bu Mahsun Kırmızıgül'ün, Özcan Deniz'in ve Haluk Levent'in. Biz bu ülkede yaklaşık 40 milyon albüm sattık. Hilmi Topaloğlu'nun eşi Semiha Topaloğlu ve Okan Topaloğlu da yaşadıkları üzüntüyü paylaştı. Aradan 20 yıl geçmiş, bu talihsiz bir açıklama ama senaryoyu ben yani biliyorum zaten. Doğru onlar yani, yalan yanlış bir şey yok. Zaten bir de zedelenecek bir durum yok, yaşanmış bitmiş yani. Siz de biraz gerildiniz. Ya biz ya 20 yıldır zaten biz kendisiyle görüşmüyoruz. Yani ne Gürkan'ı arar, ne beni arar, ne annemi arar. İşte Mason abi dediği gibi yani film vizyona girecek. Piyasaya çıktı. Yani şu an babamın kemiklerini sızlatıyor. Ya ben 42 yaşındayım, hayatta şu adliye madde nedir bilmem yani. 20 yıldır ben soruyorum yani, kardeşlerin niye aramadın sen? Neredeydin 20 yıl boyunca yani? Tam film çıkacak arifesine piyasaya çıkıyorsun. Olmaz. Aileye zarar veriyorsun. Filmde yönetmen yardımcılığı yapan Hilmi Topaloğlu'nun en küçük oğlu Gürkan Topaloğlu da duygularını ifade etti. Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent ve Özcan Deniz'in hikayesi bu. Babamla nasıl buluştuklarını, nasıl bir umut yolculuğunu anlatıyor aslında film. Yani film tamamen bir kişinin kişisel hayatı değil. Yani ki ben de filmin içindeyim, Mahsun Hoca ile birlikte çalışıyorum. Yani diyor ki babama zarar verildi. Babama zarar verebilecek bir şeyi ben nasıl çekeyim? Anneme nasıl kabul ettireyim? Abime nasıl kabul ettireyim? 20 senedir ortada yok, ulaşmaya çalıştık. Kendisi ulaşmadı. Ne hikmetse tam vizyona girerken bir anda ortaya çıktı. Arkadaşlar 3 Şubat'ta görüşmek üzere. Hadi, teşekkürler. Onların azimleri, mesleklerine olan tutkuları, hayatla olan kavgaları onları zirveye taşıyacak.